Kıymetli misafirler, Vakfı Kebir denildiğinde, Vakfı Kebir'in adı geçtiği her yerde, her programda, her daim ön saflarda bulunan Vakfı Kebir'imizden bir selam, bizlerle birlikte olarak oranın havasını bizlere getiren Vakfı Kebir Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Balta Beyefendi'yi konuşmaları yapmak üzere alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Üsküdar Belediye Başkanım, Sayın Müftü, Müsiat Genel Başkanımız, Sayın Rektörüm, Vakfı Kebirler Dernek Başkanımız ve Büyük Duman Dernek Başkanımız, daha önce dernek başkanlığı yapmış saygıdeğer büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, saygıdeğer hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere Vakfı Kebir'de yaşayan hemşehrilerin selamlarını getirdim. Hepinize çok selamları var. Bu tür organizasyonlarda bizleri sizlerle buluşturan dernek başkanımıza ve yönetimine, şahsım ve Vakfı Kebir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Yemek başlamadan önce bir kısım hemşehrimizle selamlaşma ve kucaklaşma şansı buldum. Yemek başladığı için diğer kardeşlerimizi rahatsız etmek istemedim. Onlara da saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Vakfı Kebir'in işgalden kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız bu günlerde ülkemizin güvenliği için Afrin'de mücadele eden bayrağımız için, mukaddes değerlerimiz için bir harekette bulunan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, metanetler diliyorum. Gazilerimizde sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Sayın hemşehrilerim, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarının yaşandığı 1914 yılından itibaren Vakfı Kebir ve Büyük Liman bu savaşın olumsuzluklarını derinden yaşamış bir vatan toprağıdır. O dönemde muhacirlik yapma imkanı bulan kardeşlerimiz muhacir olmuşlardır. Ama muhacirlik yapmak istemeyen, düşman işgaliyle, zulmüyle mücadele eden kardeşlerimiz çeşitli katliamlarla ve zorluklarla da karşı karşıya kalmışlardır. Vakfı Kebir 22 Temmuz 1916 yılında işgale uğramıştır. Gerçekten zor yıllar geçirdi Vakfı Kebir'imiz. Ama şükürler olsun, hamdolsun, yürütülen mücadele neticesinde 14 Şubat 1918 tarihinde tekrar hürriyet ve bağımsızlığını geri kazanmıştır. Bizler bugünün yöneticileri olarak geçmişin yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmak gibi bir görevimiz de var. Belki bugün biz sizlerin zaman zaman Vakfı Kebir'e gelip yine Vakfı Kebir'de bir şey değişmedi dediğiniz her zaman söylenir, kulaklarımızda çınlanır. Ama şunu çok açık bir ifade etmek istiyorum ki 4 yıllık görev süremiz içerisinde hem
büyüklerimizi hem de ilçemizin evladı olan, benim de abim olan Sayın Vekilimiz Muhammed Baltan'ın, Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın destekleriyle birlikte Vakfı Gebir'in değişmesi adına çok büyük işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu fiziki değişim mutlaka bir gün gerçekleşecektir. Ama eğer tarih bilincini oluşturamazsak, tarihimizi biz bugün öğrenemezsek, bugünkü gençlerimize ve gelecek kuşaklara aktaramaz isek, bu kazanımlarımızın bir gün heba olmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer bir ülkenin sanatı, kültürü ne kadar gelişmiş ise o kadar bağımsız olma gücü vardır. Bundan hareketle biz fiziksel çalışmaları yaparken bir taraftan da Vakfı Gebir'in tarihini, tarih değerlerini ortaya çıkacak, özellikle bu 100 yıl etkinlikleri kapsamında çeşitli çalışmalar yaptık. Biliyorsunuz İsmail Hacı Fethullah abimiz, bir değerimiz, araştırmacı yazar abimiz. Kendisini aradım. Dedim ki abi, biz bir haftalık bir etkinlik yapıyoruz. Ve göreve geldikten sonra şu eksiği gördüm. Maalesef Vakfı Gebir'in yeterince derecede de basılı kaynağı yok. Bu konuda 140 yıllık belediye tarihi olan ama bir yerleşim olarak çok daha eskiye dayanan bu kadim şehrin maalesef bu noktada çok eksikleri var. Kendisi gerçekten çok heyecanlandı. Hatta kütüphanesini Vakfı Gebir'e taşımak için hazırlık yapıyordu. Ben belediye başkanı olarak bütün sorumluluğu üstleneceğimi, kütüphanesinin kitaplarının Vakfı Gebir'e getirilmesinin elimden gelen yapacağını söyledim. Kendisi de, başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben Büyük Liman'da Hicralı Yıllar diye bir kitap hazırlıyordum. Tüm hazırlıklarımı bırakıyorum. Bu kitabı tamamlayıp bitireceğim. Ben de dedim söz abi, basımını gerçekleştireceğim Vakfı Gebir Belediyesi olarak. Ve şu anda kitap hazırlanıyor. İnşallah 14 Şubat çarşamba günü Vakfı Gebir halkıyla ve siz değerli hemşehrilerimizle bu kitabı buluşturacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir Vakfı Gebir sevdalısı, araştırmacı, yazar abimiz. Bir şey daha yaptık. Özellikle Vakfı Gebir'in tanıdığına yönelik bir kısa film hazırlamak istedik. Bu film hazırlama aşamasında Osmanlı arşivlerini tararken Vakfı Gebir'le ilgili çok sayıda kısa özete rastladık. Yine hemşerimiz Birant Yapım'dan Mehmet Kılıç kardeşimiz var. Onun editörü Mehmet Polat Bey sayesinde Osmanlı arşivlerini taradık. 105 tane orijinal belgeye ulaştık. Bunların 99'u bizim, bir tanesi gene İsmail abinden alma bir belgedir. Onların tercümelerini yaptırarak burada gördüğünüz Osmanlı belgelerinde Vakfı Gebir diye bir kitap bastık. Bu kitabın içerisinde tarih var. Osmanlı devletin işleyişi var. Yargı sistemi var, günlük yaşamı var ve ekonomi var. Dolayısıyla emeğe geçen kardeşlerime de bu kitabın hazırlanmasında çok teşekkür ediyorum. Ve en son geldiğimde baskıya girmeden önce kitabı inceledim. Dedim ki arkadaşlar buna bir numara koyalım. Biraz da kendimizi bağlamış olduk. Gördüm ki birçok alanda eksiğimiz var. Bu araştırmaları derinleştirmemiz gerekiyor ki burada biraz önce bir kardeşim, Ali Fuat Tosun abimiz de damadı herhalde, o da Osmanlı arşivlerine demiş, aldım bilgilerini. İnşallah onunla da irtibat kurup çeşitli kanallarla bu araştırmaları genişleteceğiz. Amacımız bu iki çalışmanın bundan sonraki çalışmalara bir yol haritası olması, araştırmacılara bir kaynak olması, hem bugünün gençliğine hem de gelecek nesillere ışık tutmasıdır. Fiziki çalışmaların yanında şahsen ben bu çalışmaları çok değerli buluyorum. Geleceğe aktaracağımız en kıymetli şeyler bunlardır. Bugün ben görevdeyim. Bu görev sürem içerisinde bu tür çalışmalara ağırlık vermek arzusundayım. İlgili tüm kardeşlerimizi katkı sunmaya davet ediyoruz.
sosyal medya aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz sizlere. Ulaşamadığımız insanlar olursa lütfen onlar bize ulaşsınlar. Bizim insanımızın şöyle bir hasedi vardır. Neden ben aramadım? Neden bana sormadılar? Neden benim haberim yok? Biz istiyoruz ki Vakfıkebir'le kim dertleniyorsa biz ona ulaşamazsak da o bize ulaşsın. Biz onun hizmetkarı olmaya hazırız. Bu konuda kimse gönül koymasın. Ulaşamamak bizim eksikliğimiz olabilir. O bize ulaşarak bizleri bu konuda utandırsın. Yeter ki Vakfıkebir'e bu çalışmaların bir faydası olsun. Bu tür organizasyonlarda konuşmalar sıkıcıdır. İnsanlar yemekler yendi, ağırlaştı. Bizim de seyahatimiz var. Benden sonra da konuşmacılar olacak. Ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Ama hasreden her zaman tekrarladığım gibi mutlaka her yıl sizleri çoluk çocuğunuzla birlikte başka illerden, ilçelerden dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte en az bir hafta sizleri Vakfıkebir'e bekliyoruz. Vakfıkebir'in buna ihtiyacı var. Eğer daha güzel bir Vakfıkebir bulmak istiyorsanız siz de onu yalnız bırakmayacaksınız. Gereken ilgiyi, alakayı ona göstereceksiniz. İş adamlarımız var. Gerçekten biraz önce başkanımız söyledi. Osman abi, Paşa Sağlam abi, Ahmet Koçlar, Hakkı Yayla abimiz. Yani burada ismini unuttuğum birçok abimiz. Ve biz bunların belki iş anlamında Vakfıkebir'e yatırım yapma, iş kolları nedeniyle olmayabilir ama hayır hasanet işlerinde Vakfıkebir'e el uzatmalarını istiyoruz. Osman abime de teşekkür etmek istiyorum. Şu anda bir İmatip Ortaokulu vakıf olarak yaptırdılar. Of'ta, Araklı'da, Sürmene'de bunlar olurken biz gıptayla bakıyorduk. Kendisine Vakfıkebir halkı adına teşekkür ediyorum. Güzel bir okul oldu. Büyük de paralar harcandı. İnşallah orada kaliteli ve inançlı nesiller, bilgili nesiller yetişecek ve bu ülke hizmet edecek. Buna inanıyoruz. Biz de yerel yönetim olarak diğer altyapıyla, yoluyla ilgili elimizden gayreti gösteriyoruz. Şu anda da Milli Eğitim Müdürlüğü oraya teslim alma aşamasında çocuklarımız bu modern okulda eğitim görecekler. Kendisine ve ailesine bu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Allah bol kazançtan nafis sebesin ve daha sonrasında da inşallah bol daha fazla hayırları Vakfıkebir'e yapmasını nasip eylesin. Ben bu vesileyle tekrar bizlere bu vatanı emanet eden, kanlarını veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Nice yüzyıllarda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.